Devam ediyoruz. Şimdi az önce söylemiştik, bugün bültenimizde bir stüdyo konuğumuz olacak diye Sayın Adnan Baştürk, Fransa Egeliler Birliği Başkanı Sayın Baştürk aslında. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Yoğun tabii programınız anladığım kadarıyla ama önce şunu sorayım. Denizli misiniz? Ben önce Afyonluyum. Afyonlusunuz. Aha. Ama Egeliliyim. Ege bölgesinin içlerinden bir tanesi de Denizli'miz. Ve yani işin enteresan tarafı, Fransa'da en çok Egelilerin içerisinde şeyler var. Denizli vatandaşlarımız var. Evet. İkinci Afyonlu vatandaşlarımız var. Tabii bunu takip eden Kütahya var, Manisa var, Aydın var ve İzmir. Şimdi Egeliler Birliği Fransa'da her ülkede var mı? Gerçi bilmiyorum ama ne zaman kuruldu ve nasıl bir birliktir bu Fransa'da? Şimdi, üyesi nedir? Kaç üyesi var mesela? Çok güzel bir soru aslında. Hı. Ben Fransa'ya yüksek lisans maksadıyla gittim. Bu benim 10. yılım. Tabii ki belirli aralıklarla genel toplantılarda, büyükelçilikte, konsoloslukta yapılan toplantılarda hep herkesin bir derneği var, bir vakfı var, hı hı, bir cemaati, cemiyeti var. Ama bizim Egelilerin yok. Sayın Büyükelçimiz... Hani Egeliler derken mesela daha il bazında insanın aklına geliyor. Hani aslında, Ege derken bir bölgesel birlik. Tabii doğrusunu isterseniz ben sadece bir Afyonlar derneğini kurmak istedim. Çünkü orada genel itibariyle bir bölgede çok Afyonlu var. Hı hı. Malum Brüksel'de de Emir Dağları ne kadar çoksa Fransa'nın kümülatif genel yayılmış bir şekilde Afyonlarımız var. Denizliler de var tabii. Sayın Büyükelçimiz dedi ki niye sadece Afyon dedi. Bak burada Karadenizliler, Sivas'ta, İç Anadolu'da bütün bölgeler var. Doğu, Güneydoğu. Ege yok. Hı hı. Dedim ki Sayın Büyükelçim, ben biliyorsunuz önce Afyonlu olduğum için hayır dedi. Böyle bölgesellik yapma. Bunu büyük şeye, büyük düşün. Büyük, hı hı, kitlelere yayalım. Bugüne kadar kurulmamış. Herkese görüştüm, konuştum. Neden kurmadınız, niye kurmadınız? Bizim biliyorsunuz Ege'nin insanı çok sıcakkanlı insan. Bu bir. İki, Ege'nin insanı hemen herkese yardım eden bir insan. Hı hı. Kim, hangi bölge olursa olsun, hatta sadece Türkiye o bölgesi değil, Türkiye olarak düşünmeyin. Diyelim Afrika'da bir sıkıntı var, bir problem var. Oraya da yardım yapmış. Hiçbir görüş ayrılığı da gütmemiş. Evet. Öyle bir şey de olmamış. İsteyene vermiş. Ama bu verme bize dönmemiş. Hiçbir şekilde dönmemiş. Hı hı. Sayın Büyükelçi ile bunu görüştükten sonra Egelilere bundan dolayı kurduk. İyi de oldu. Peki kolay mı kurdunuz? Hayır. Yani Fransa çok hani kolay bir, sonuçta yabancı bir kesinlikle ülke. Nasıl insanları bir araya getirdiniz? Ki hani nasıl getirmeye de devam ediyorsunuz? De o da çok enteresan. Size de. O da çok enteresan. Şimdi bizim bu Egeliler Birliği'mizi kuran, aynen benim bir herkes yüksek lisans mezunu. Hı hı. Bir şekilde doktora yapmak için gelmiş mesela Veli Tokkaya diye bir arkadaşımız var. Denizli'li kendisi. Genel muhasibimiz aynı zamanda. Yüksek lisans maksadıyla gelmiş kalmış. Hı hı. İzmirli genel sekreter bir arkadaşımız var mesela. O da o ama yalnız doğma büyüme oralı. Peki Türkiye mantalitesine hakim değil. Konuşması da zaten öyle. Hı hı. Manisalı bir arkadaşımız var gene bu birliğin içerisinde, derneğin içerisinde. İzmirli var, Aydınlı var. İnsanlara böyle nasıl ulaştınız peki? Hani yakın çevrenizden başlamış olabilirsiniz ama şimdi, yakın çevreyle olabilecek bir iş değil, değil mi bu böyle bir birlik? Bir de istersen şöyle, hı hı, bir tamamlayabilir miyim? Fransa'da Egeliler 60 bin üzerinde. Hı, Türkiye... 60 bin, evet. Türkiye'den gelen, Fransa'da yaşayan Türk insanı 600 bin. Bunun %10'unu biz oluşturuyoruz. Hmm. Ama bizi bir arada tutan bir birliğimiz yok, bir derneğimiz yok. Bu şekilde önce o planı yaptık. Benim zaten aklımdaydı 2003 yılından bu yana ne yapabiliriz? Ben zaten, hmm, nereye gidersem gideyim, orada eksiklik nedir? Bir fizibilitesini yapıyorum. Eksik olanı tamamlamaya çalışıyorum. Ama az önce dediniz ya, hı, Fransa'da bu dernek kurmak çok basit bir şey değil, risktir aynı, evet, zamanda. Oranın yasalar da buna çok sıcak bakmıyor. Yanlış bir şey yaptığın zaman otomatikman zaten, hı, sizi fişliyor. Bir risk alıyorsunuz. Ama olsun, sonuçta biz bir Türk vatandaşıyız, biz Egeliyiz ve bu riski bir şekilde birileri üstlenmesi lazımdı, katlanması lazımdı. Biz de o tombala bize çıktı yani. Hı hı. Katlandık diyorsunuz. Yani katlandık. Peki devam, yani düzenli aralıklarla toplanıyor musunuz? Kaç tane üyeniz var? Aslında onu da sormuştum size. Şu an mesela bir fiil yaptığınız, düzenlediğiniz etkinlikleri normalde kaç kişi katılır? Ne aralıklarla etkinlik düzenliyorsunuz? Şimdi hemen hemen her ay, her, hı, ay düzenli bir şekilde biz toplanıyoruz. Etkinlik, bir konferans, bir seminer, bir briefing. Hı hı. Bulduğumuz Egeli o bölgeye toplamaya çalışıyoruz.
İkinci bir enteresan tarafı, Egelilerimizin genel çoğunluğu Paris ve çevresi, yani Île-de-France diyoruz biz buna. Paris ve çevresinde yaşıyorlar. Sıkıntımız yok aslında. Fakat dedim ya, bizim Egelilerimiz çok sıcakkanlı. Herkese yardım ediyor ama bir araya gelmiyor. Bir araya getirmek çok zor. Neredeyse mümkün değil. Hatta ben şey yaparken, ya Sayın Başkanım, yani bu riski almaya değer mi falan da dediler. İyi de ne yapalım peki dedim. Sen alma, o alma, öbürü almasın, bir başkası almasın. Şimdi biraz sonra açıklayacağım, eğer sorarsanız fitre toplanır bizim orada. Zekat toplanır, kurban toplanır, bağış verilir. Ve bunlar çeşitli ülkelere de yardım maksadıyla dağıtılır, giderilir. İyi de bizim Ege'mizin bütün bölgesi çok zengin bir şey değildi. Fakir vatandaşlarımız da var. Hatta Fransa'da yaşayan insanlar arasında da işsiz insanlarımız var. Bir Ege'li iş adamımız iş kurmuş. 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi çalıştırıyor. Soruyorsun, bunların içerisinde bir tane Denizli var mı? Bir tane Afyonlu var mı? Bir tane Aydınlı var mı? Ya işte... Kimler neden çalışıyor? Neden yok peki? Kimler çalışıyor? Genelde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu insanımız orada çok hakim. Bunun yaklaşık 350 bin kişisi onlardan oluşuyor. Biz çok azınlıktayız aslında. Tabii onu derken ayrımcılık maksadıyla söylemiyorum. Kesinlikle. Hani bölgesel onlar, anlamda. Hepsi, bölgesel anlamda söylüyorum. Peki bizim insanımız derken, yani bak işsiz bir vatandaşımız var burada ve bizim insanımız, bizim adamımız. Onu çalıştık, ondan haberim yok diyor. Cemiyet olaylarımız oluyor mesela, ölümlerimiz oluyor, doğumlarımız oluyor, düğünlerimiz oluyor. Bir bakıyorsun bir birliktelik kuramamışız. Kızlarımız büyüyor, bir başkasına gidiyor. Oğlanlarımız evlenecek çağa gelmiş, kız arıyoruz, bir başka şekilde toparlamayacak. Dedik ki bak, bunlar da çok önemli. Kendi içerimizde Türk kültürümüzü, Ege kültürümüzü hem kendimiz yaşayalım, yaşatalım. Hem de bu Fransa toplumuna anlatmaya çalışalım. Peki bizim, anlatabiliyor musunuz? Elbette. En güzel bir şekilde. Pek çok biliyorsunuz zaten genelde bizim... Genelde Fransızlar çok milliyetçi bir toplum olarak bilinir. Doğru mudur bilmiyorum. Doğrudur. Doğru yani mudur? Orijin Fransızlar, evet, maalesef öyle. Evet, yani bu yansıyor mu size ya da anlatabiliyor musunuz kendinizi? Şimdi çok güzel öyle bir şeyleri var, huyları var. Ama kendinizi ifade ettiğiniz zaman çok fevkalade diyaloglar kurabiliyorsunuz. Harika, ne olursa olsun. Çünkü biliyorsunuz Fransa toplumu da çok eskilere dayanan bir toplum. Tarih itibariyle. Biz çok önceki tarihlerimizde olsun, şimdi olsun çok yakın ilişkilerimiz olmuş. Mesela François Almanlar tarafından işgal edildiğinde tutsak hale getirildiğinde biliyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde biz onları almışız, kurtarmışız. Bir minnet borçlar da var. Ama ne hikmetse biz kendimizi Türk toplumu olarak Fransızlara anlatamamışız. Sıkıntı burada. Yani milli benliğimiz, kültürümüz onlara yansıtamamışız. Halbuki onlar bizi, mesela ben geçen bir programda da söyledim. Gerek Almanlar olsun, gerek Fransızlar olsun bizi çok mükemmel bir şekilde karşılamışlar. Bir fevkalade bir toplumun insanları geliyor bizim için, bizimle beraber çalışmak için. Hatta Osmanlı'dan kalan bir imajları var değil var. Mi Türklerle çok ilgili? Mükemmel bir imaj var ve tanıyorlar bizi. Ama bu imajı biz maalesef aksi yönde kullanmışız. Bunun tabii hataları bizim kendimizde de var, devletimizde de bir şekilde oluşmuş. Peki şu anda hani devletin desteğini hissedebiliyor musunuz? Ya da şu an mesela dışarıdan baktığınızda şu anda evet hissedebiliyoruz. İlk önce bir şu açıdan sorayım. Daha sonra hani Türkiye'deki politik gelişmeleri aslında orada nasıl hissediyorsunuz? Onu sonra soracağım ama önce hani bir gurbetçi olarak biz öyle tabir ediyoruz. Gurbette yaşayan bir Türk olarak şu anda Türkiye Devleti'nin desteğini hissediyor musunuz orada? Elbette. Uygulanan politikalarda. Evet, onu söyleyeyim. Bugüne kadar tabii ki bizim siyasi bir görüşümüz, politikamız burada yansıtmak çok doğru değil. Ama bundan önce bize birebir dönmemişler. Pek çok yerde buraya geldiklerinde gurbetçi olarak adlandırılmış, bir şekilde sıkıntılar yaşamış. Orada da hem aynı toplumun içerisinde, farklı bir toplum içerisinde, farklı bir kültür içerisinde olduğumuz için orada sıkıntı yaşamışız. Mesela konsolosluklarımız, büyükelçiliklerimiz, müşavirliklerimiz, müsteşarlarımız hep sıkıntıyla şey yapmışlar ve hep tepeden bakmışlar insanlarımıza. Bunu açtık ama
Gerek bu şimdiki devlet politikası, mesela ben geçen bir toplantıda Sayın Başbakan'ın başta olmak üzere diğer bakanların, içlerinde işte kaymakamlara, valilere, belediye başkanlarına, dışarıda dış işlerinde konsoloslara, büyükelçilere, diplomatlara, misyon şeflerine vatandaşlarımızı üzmemelerini, yüzlerini ekşitmemelerini, velev ki eksik bir evrakla gelmiş olsa bile onları tamamlamalarını. Yani bugün git yarın gel. Çünkü Paris konsolosluğuyla benim vatandaşımın yaşadığı yer bazen 200-300 kilometre. Hem işinden oluyor, hem zamanını kaybediyor, hem ücretini kaybediyor. Bu şekilde yarın git olduğu zaman bir sıkıntı, bir moral mi bozuluyor. Ben diyor Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım ve sen benim için buradasın. Ben olmazsam zaten sizin burada bu görevde olmanız çok şık değil. Peki son olarak hemen şunu sorayım. Türkiye'de gündemi takip ediyorsunuzdur. Elbette. Peki bugünden... Bizim vatanımız. Değil mi? Ve oldukça da hareketli bu aralar. Son dönemde çok ciddi tartışmaların yaşandığı bir ülke haline geldik. Fransa'da nasıl yankılanıyor? Siz nasıl konuşuyorsunuz? Sizin gündeminize buradaki gündem nasıl giriyor? O açılımlardan bahsediyorsunuz. Evet. Mesela en çok sizde ne konuşuluyor? Bir sürü yani bizim, özellikle açılımın birinci gündemimiz kendimizin problemleri var. Mesela biliyorsunuz Fransızlar Ermenilerin çok olduğu bir yer olduğundan mütevellit. Ermeni yasası, soykırım yasası her yıl temcit pilavı gibi önümüze getirilir. Ve biz de her yıl bu temcit pilavını almamak için gösteriler düzenleriz, manifestolar yaparız. Onları reddederiz. Gerçekten de öyle. Ve bunun bugüne kadar hep sıkıntılı yaşamış. Bundan sonra ama devletimizin desteğini gördük. Yani arkanızda biz varız. Çok enteresandır. Bir firma, şimdi ismini vermek istemiyorum yani reklam olmasın maksadıyla. Gelirinin İşte 2 aylığını, 3 aylığını bir devlete bağışlayabiliyor. Soruyorlar neden bu kadar çok büyük bir meblağı bağışlıyorsun? Güçlü bir devletim olsun. Güçlü bir devletim olursa beni burada savunur. Benim haklarım burada gözetir. Velev ki olmadı, kaçabileceğim, yani sığınabileceğim bir ülkem olsun. Bizim bundan sonra zaten düşüncelerimiz bu. Eğer yetkililerimiz, büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz bize ne kadar çok sahiplenirse biz o kadar çok onurlanıyoruz, çok gururlanıyoruz. Çok da fevkalade alnımız dik geziyor. Daha düne kadar Türk'üm demekte utanan insanlarımız vardı. Ama şimdi öyle değil. Çok rahat bir şekilde Türk olduğunu ifade edebiliyorlar. Evet. Bu da güzel bir gelişme. Şimdi bültenimizin de aslında özellikle sizle olan bölümün sonuna geldik. Sizin de Efe Show'un çekimlerine yetişmeniz gerekiyor. Çünkü buraya gelmeye amacınız aslında Pamukkale TV ekranlarında yayınlanan Efe Show programına katılmak. O programa da katılacaksınız. Son olarak birkaç cümle alayım sizden. Şunu söyleyeyim o zaman. Biz Paris'te 23-24-25'te Türk Kültür Festivalimiz var. Egeliler Birliği olarak da biz bu komitenin içerisindeyiz. Ama işte Trabzonlular, Karadenizliler, Sivaslılar, bütün derneklerin açılımlarında baktığınız zaman herkesin bir geri dönmüşleri var. Biz bu standta yer alalım. Biz kendi kültürümüzle beraber üretmiş olduğumuz ürünümüzü orada tanıtalım. Bir hevesi var, bir isteği var. Fakat ne hikmettir? Çok büyük bir şey olmasına rağmen bizim iş adamlarımızdan böyle bir heves yok. Bize dönmüyorlar. Çok da mükemmel ürünlerimiz var. Yani marka olmuş ürünlerimiz var. İhtiyaç mı duymuyorlar? Böyle bu tür şeylere çok sıcak mı bakmıyorlar? Onu bilmiyorum. Ama ben buradan çağrıda bulunuyorum. Özellikle Denizli. Genelde tüm Ege iş adamlarımıza buradan sesleniyorum sizin aracılığınızla. Lütfen bize destek olmanız maksadıyla söylemiyorum. Kültürümüz ve ürettiğimiz ürünü orada anlatalım, gösterelim. Ve biz buyuz. Bizim bu gücümüzü orada gösterelim. Mesir macunundan tutun. İşte Pamukkale'nin en mükemmel. Kendisi Pamukkale zaten belli başlı bir marka. Ve bunu dünya tanıyor. Gelin orada o insanlara gösterelim. Bu bizim kültürümüz. Bu kültürümüzü onlara anlatalım. Ama maalesef bizim Ege'li insanımız dönmüyor. Lütfen dönsünler. Velev ki kendileri gelemezdi. Olabilir. Çok yoğundur. Mükemmel, müthiş bir şekilde çalışıyorlardır. Ama bize göndersinler ürünlerini, kataloglarını, plaklarını. Biz orada onların adına bizim Fransızca, İngilizce, Almanca gibi çok mükemmel gençlerimiz var. O standa koyalım. O ürünü tanısın. Çünkü inanın inşallah siz gelirseniz biz sizi ağırlarız, uğurlarız, karşılarız. İnşallah. Çok güzel bir şekilde de sizlere hizmet veririz. Fransızlar bu tür festivaller çok rağbet ediyor. O bölgenin tamamı neredeyse diyelim ki
10 bin kişi Türk gelmişse 50 bin kişi Fransız geliyor. Niye? Çünkü çok meraklılar. Evet. Ege kültürü nedir? Karadeniz kültürü nedir? Türkiye nedir? Biliyorsunuz artık Türkiye yavaş yavaş turist almaya başlayan bir ülke. Ama biz bunu gene ulusal bir şey olacak bu. Kendimizi anlatamıyoruz. Evet. Paris'e 70 milyon yılda turist geliyor. Sadece Eyfel'i, Şanzelize'yi görmek için. Ama bizim bir Osmanlı saraylarını, camilerimizi, hanlarımızı ya da ne bileyim bu kadar özel olan, güzel olan şeylerimizi görmeye çekemiyoruz. Değil mi? Ki bu önümüzdeki, yani daha geniş aslında programlarda tartışabileceğimiz bir konu. Ki diliyoruz önümüzdeki günlerde de bu imkanımız olur. Sayın Baştürk, çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz, kabul ettiniz. Için.